Merhaba ben Cihan. 8 Kasım 2020 tarihi itibariyle dolar kuru 8,50 TL olmuş. Ancak umurumda değil. Ben alışveriş yapacağım diyen insan. Selam olsun sana. Bu videoyu açtıysan sen de bizden birisin demektir. Bu videoda sizlere AliExpress üzerinden nasıl alışveriş yapılacağını anlatacağım. Hadi hemen konumuza geçelim anlatmaya. Ana ekran ve panellerden başlayayım. İlk önce uygulamamızı açıyoruz. Karşımıza bu şekilde AliExpress'in ana ekranı çıkıyor. Üst kısımda ürünleri arama yaptıracağımız bölüm, alt kısımda ise uygulamaya ilişkin paneller yer alıyor. Sol alt kısımda bulunan AliExpress ikonuna dokunduğumuzda bizi ana sayfanın alt kısmında sıralanan ilgimizi çekebilecek ürünlere yönlendiriyor. Bu panele ait bir bölüm değil ancak bunun da bilgisini vermek istedim. Şimdi panelimizdeki anı bölümüyle devam edelim. İngilizce karşılığı feed olan bu sayfada AliExpress kullanıcılarının, satıcılarının ve influencerlara ait ürün ve haber akışlarının yer aldığını görüyoruz. Bu sayfayı AliExpress'in sosyal medya alanı olarak niteleyebiliriz. Sizler de burada aldığınız ürünlere ilişkin paylaşımlar yapabilir, ilginizi çeken kullanıcı ve dükkanları takip edebilirsiniz. Aynı zamanda onlar da sizi takip edecektir. Geçiyoruz mesaj bölümüne. Bu bölümde ise satıcılarla yazışma yapabiliriz. Onlara ürünler hakkında sorular sorabilir ve bu kısımda onların verdiği cevapları okuyabiliriz. Aramızda kalsın. Arada indirim de isteyebilirsiniz. Üst kısımda da 3 ayrı sekme yer alıyor. En soldaki verdiğimiz siparişlere ilişkin güncellemeleri yani sipariş onayı, kargo hareket, sipariş onaylama hatırlatması gibi bilgileri okuyabiliyoruz. Ortadaki sekmeden ise AliExpress tarafından size gönderilen etkinlik ve indirim bilgilendirmelerini okuyabiliyoruz. Sağdaki sekmeden ise biraz önce incelediğimiz anı panelindeki bildirimlere ilişkin mesajları okuyabiliyoruz. Bir sonraki panelimiz sepet. Bu panelde ödeme öncesi sepetimize eklediğimiz ürünleri görebiliyoruz. Bu kısmı ilerleyen bölümde detaylı bir şekilde değineceğim. Şimdi geçelim en kapsamlı paneli. Profil paneli. Bu panel üyelik, adres, ödeme bilgileri ve uygulama ayarlarının yer aldığı bölüm. Buradan daha önce favorilerinize eklediğiniz ürünleri görebilirsiniz. Buradan kuponlarınızı görebilirsiniz. Bu kuponlar AliExpress indirim kuponları, select yani seçkin kuponlar. Bununla ilgili de detaylı bir video hazırlamıştım. O videoyu da yukarıda çıkan linkten izleyebilirsiniz. Store kuponları yani dükkanların hesabınıza yüklediği kuponları görebilirsiniz. Geçelim ayarlar kısmına. Sevkiyat adresi kısmına tıkladığımızda siparişimizin gönderileceği adres kısmını ekleyebiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Yeni adres ekleye dokunup çıkan boşlukları Türkçe karakter kullanmadan doldurmamız gerekecek. Pasaport bilgileri kısmı yakın zamana kadar yoktu. Bu kısma kimlik numaranızı yazabilirsiniz. Açıkçası kimlik numarasını sallamayı denemedim. Kabul edip etmediğini yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Kaydet deyip teslimat adresimizi onaylıyoruz. Para birimi kısmı ürün fiyatlarının hangi para birimi üzerinden gözükmesini istiyorsak o para birimini seçmemize imkan tanıyor. Dil kısmı uygulamamızın hangi dilde çalışacağını belirliyor. Hadi şimdi geçelim ana menüye ve ürün arayalım. Buraya kulaklık yazıyoruz. Arama sonucunda karşımızda birçok kulaklık çıkıyor. Buradan 11.11 .11 tarihinde indirime girecek ürünleri filtreleyebiliyoruz. Buradan seçkin kupon kullanabileceğimiz ürünleri filtreleyebiliyoruz. Buradan ise markaları filtreleyebiliyoruz. Marka olarak bu videoyu seçiyorum ve karşıma sadece bu markaya ait plaklar geliyor. Buradan ürünlerin hangi sıraya göre bize gösterilmesini seçebiliyoruz. Fiyat sıralamaları ve en son eklenenlere göre sıralama alternatifleri bize sunuyor. Buradan ise en çok satın alınan ürünleri sırasıyla görebiliyoruz ki bu sıralama metodu benim en sık kullandığım. Buradan ürünleri tek sırada ya da satırda iki ürün olarak gösterilmesini sağlayabiliyoruz. Filtre kısmından da ürün kategorilerini, kargo gönderen ülkeyi ve fiyat aralığı gibi filtrelemeleri yapabiliyoruz. Evet, bu ürünü seçelim ve incelemeye başlayalım. Bu kısımda 11.11 .11 tarihinde düşeceği fiyatı görebiliyoruz. Fiyatın bu şekilde çıkma sebebi de ürün seçeneklerine göre fiyatın bu fiyatlar arasında değişiklik göstereceğini belirtmesi. Buradan jeton kullanarak %2 oranında indirim alabileceğimizi görebiliyoruz. Buradan bu ürünü daha önce kaç kişinin aldığını ve değerlendirmeler sonucu 5 üzerinden kaç yıldız aldığını görebiliyoruz. İnelim biraz daha aşağıya. Buradan ürüne ait renk seçeneklerini veya diğer değişkenlerini seçebiliyoruz. Ürünün bize gönderileceği ülkeyi seçebiliyoruz. Sarı ve kırmızı renkler üzerinde çizgiler bulunuyor. Bu da bu renk seçeneklerinin tükendiğini gösteriyor. En sağdaki siyah olanı seçiyorum ve aşağıdan da ürünün bana gönderileceği ülkeyi Çin olarak seçiyorum. Diğer ülkeleri seçtiğinizde "Ürün bu ülkeden adresinize gönderilememektedir." şeklinde mesajla karşılaşacaksınız. Adet kısmında kaç tane ürün alacağınızı, hemen yanında ise bu seçiminizden kaç adet stok kaldığını görebilirsiniz. Alt kısımda yer alan sevkiyat kısmındaki ürünün hangi kargo ile bize gönderileceğini seçebiliyoruz. Ancak bu pandemi döneminde eskisi gibi alternatifler tarafımıza sunulmuyor. Sepete ekle diyerek ürünü sepetimize ekliyoruz. Buradan ürüne ait temel özellikleri görebiliyoruz. Ürün açıklamaları kısmında ise ürüne ait detaylı görseller ve bilgilendirmelerin yer aldığı sayfaya ulaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ürüne ait birçok resim ve bilgi yer almakta. İndirimler ve kuponlar kısmında bu ürünü satın alırken kullanabileceğimiz kuponları görebilir ve bunları elde edebiliriz. Bu üründe 150 dolarlık alışverişimize 800 dolarlık seçkin kupon kullanabildiğimiz bilgisi veriliyor. Şimdi alın kısmına dokunarak bu kuponu alabiliyoruz. Aşağıda yer alan sarı kuponlarda ise belli bir tutar üzerinde yapacağımız alışverişlerde kullanabileceğimiz dükkanın uygulayacağı indirimleri kapsayan kuponları elde edebiliyoruz. 20 dolarlık alışverişimize 1 dolarlık indirim sağlayan kuponu şimdi al kısmına dokunarak alalım. E hadi diğerlerini de alalım. Bu kuponları alırken herhangi bir jeton eksilme durumu söz konusu olmuyor. Yani tamamen beleş. Müşteri değerlendirme kısmında bu ürünü daha önce satın almış kişilere ait ve bu ürüne ilişkin yapılan yorumları ve eklenen resimleri görebiliyoruz. Buraya tıkladığımızda sadece ürünü alan Türk kullanıcılara ilişkin yorumları okuyabiliriz. 1 yıldıza tıklayarak en kötü yorumları, 5 yıldıza tıklayarak en iyi yorumları filtreleyebiliyoruz. Buradan satıcıya herkese açık ve bu kısımda görünecek şekilde soru sorabilirsiniz ve daha önce sorulan soruların cevaplarını inceleyebilirsiniz. Buradan ürünü satan kişinin mağazasına gidebilirsiniz. Diğer ürünleri ve kampanyaları görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu kısım kişisel bir web sayfası gibi satıcı tarafından kişileştirilmiş indirimlerin, kuponların ve ürünlerin listelendiği bir sayfa. Anı kısmına tıklayarak bu mağazanın daha önce yaptığı paylaşımları görebilirsiniz. Bu paylaşımların şöyle bir önemi var. Bazen paylaşımın alt kısmında ekstra indirim kuponu yakalama imkanınız olabiliyor. Tüm ürünler kısmında bu mağazada yer alan ürünlere ulaşabilir ve bunları istediğiniz şekilde sıralayıp filtreleyebilirsiniz. Bu kısım ise etkinlik dönemlerine aktif hale geliyor. Buradan da indirim ve kupon bilgilerine ulaşabilirsiniz. Buradan satıcıya direkt mesaj gönderebilirsiniz. Buradan da aynı şekilde mesaj gönderebilirsiniz. Ancak bu tuşun özelliği bu ürünü belirterek satıcıya mesaj göndermenizi sağlaması. Bu tuş da yine bizi mağazaya yönlendiriyor. Alt kısımda da yine mağaza bu ürüne ilişkin bilgilendirmelere yer vermiş. Hadi şimdi sepetin paneline gidelim ve alışverişimizi tamamlayalım. Buraya tıklayarak satın aldığımız ürünü seçiyoruz. Bu arada sepetimize 99 adetten fazla ürün ekleyemiyoruz. Buradan ödeyeceğimiz tutarı ve uygulanan indirimi görebiliyoruz. 17 jeton karşılığı 0,35 dolarlık bir indirim ve daha önce Palm Game uygulaması üzerinden kazandığım 0,28 dolarlık indirim hesabıma yansıdığını görüyorum. Ödeme kısmına dokunduğumda ise beni adres ve kredi kartı bilgilerini seçtiğim kısma yönlendiriyor. Üst kısımdan teslimatın yapılacağı adrese, alt kısımdan ise kredi kartı bilgilerini seçiyorum. Buradaki kredi kartı bilgilerini doldurup tamam kısmına dokunuyoruz. Son aşama ise kuponlarımızı kontrol edip alışverişimizi tamamlayacağımız kısım. Hatırlarsanız bu ürün için 20 dolarlık alışverişimize 1 dolarlık indirim sağlayan kuponu almıştık. Hadi bunu aktif edelim. Ancak bunun için siparişlerimizin 20 doları geçmesi gerekiyor. Bu nedenle ürün adedini 2 yapıyorum. Bakın mağaza kuponu kısmına 1 dolarlık indirim yansıdı. Jetonlar kısmındaki indirimimiz ise 2 adet ürün eklediğimiz için 34 jeton karşılığı 0,69 dolar oldu. Burada daha önce elde ettiğimiz 20 dolarlık alışverişe 3 dolar indirim sağlayan kuponum aktif hale geldi. Unutmayın bu kuponları elde etmediyseniz bu indirimlerden faydalanamayacaksınız. Yani ürünün fiyatı neyse onu ödeyeceksiniz. Ben size sadece bu kuponların sizde olması halinde nasıl kullanılacağını göstermek istedim. Promosyon kodu kısmında ise elinizde herhangi bir kod varsa buraya girip indirim elde etme imkanı sağlıyor. Şimdi ödeye tıklayıp alışverişimizi tamamlıyoruz. Alışverişi yaptık peki ya sonra? Siparişinize ilişkin bilgileri profil kısmında yer alan siparişler bölmesinden elde edebilirsiniz. Gönderilen kısmına tıkladığınızda kargoya verilen siparişleriniz hakkında adres bilgileri ve kargo hareketlerini görebilirsiniz. Ancak kargo hareketlerini buradan değil 17 Trek adlı uygulamadan yapmanızı tavsiye ederim. İncelenecek kısmında ise teslim aldığınız ürüne ilişkin geri bildirim bırakabilir ve mağazayı puanlayabilirsiniz. Bir de geri bildirim sonucunda jeton kazanacağınızı unutmayın. Hem de ileride bu ürünü satın alacak insanlara yorumunuzda yardımcı olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnceleme ve bilgilendirme videolarıyla tekrar karşınızda olacağım. Hoşçakalın.